Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Farmer Stainless'teyiz bugün. Yeni bölümle karşınızdayız. Bugün hayvan işine gideceğiz. Hayvandaki arılardan başlayacağız. Arılar için mouse'un şöyle sağ tuşuna basılı tuttuğunuz zaman abi çıkıyorsun otomatik olarak. Paramız 13.000 euro. Şunu alalım ya. Bunu koyma sebebim şu. Elmalara böcükler gelmesin ya abi. Elmalar topladık. Hatta elma daha sonraki bölümü toplarız. Arıları koyacağız abi. Tanesi 250 euro. Arılar bal yapar ve yakındaki bahçe için çok faydalı. Ayrıca hiçbir zararı yoktur. Sosyal fayda 250. Artı 250 buradan. Artı 500. Artı 750. Sosyal faydamız yükselmiş oldu bu arada. Bunlar bal yapsın. Başka nerede aramız varmış? Bak arılar uçuyorlar böyle. Yarada bir şey mi var? Bana böyle geldi. Yaranın suyu mu yok abi? Yo, gayet güzel. Ulan. Bir de yetişmek için toplaymış. Yanlış gittik. Şimdi şuralarda bir arı yeri daha olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam oyundayken. Bu arada destek olmak için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Evet, buradaymış yerimiz. Sen bir. Sen oğlum, evet sen. Tamam, sosyal sorumluluğumuz 66.000 sosyal puanımız. Asosyal yerinden sosyal olmayı tercih ettik. Bu aralarda bu bölgeyi biraz zenginleştirecek. Yani arılar şu işe yarıyor bir nevi. Bulunduğum bölgedeki ürünlerin gelişmesini sağlıyormuş. Mesela elmadır. Elma 1 vereceğine 1.5 veriyor. Öyle düşünün. Verim arttırma olarak kullanabiliyormuşuz. Burada da var arımız. Bunları da kullanalım. Tam burada 1. 150, 67 bin olduk gayet güzel. Şimdi buna nasıl toplayacağız onu hiç bilmiyorum. Güzel yok da götüm bugünler geziyor. Bu hayvanlar buraya yaşıyor. Bu bina iyi durumda. Tutup böylece sürünün sağlıklı çoğalır. Evet. Şöyle bir sıkıntı var. Sürün sağlıklı çoğalır. Buna hiçbir şey demez. Tamam da. Ha, bu giriş çıkış kapım. Ben bu suyu nereden alacağım? Biri bana bunu demiyor ki sürüyü şuradan al. Ve hayvanlar şuna satılıyor. Bunda hiç bilgi yok oyunda. Onu kendimiz meyden bulmamız gerekiyor. Bu arada artık tarlalar kendim ekmiyorum hepsini. İş çeviriyorum abi. İş daha hızlı yapıyor sanki. Öyle fark ettim. Ve elimde şu an biraz ürün var. Bu ürünleri mutlaka hemen işlemek istiyorum. Evet, çorba pişireceğiz abi. Evet. Elma suyu hepsini yap. Şöyle direkt çekebiliriz hatta 55 tane. Elma sos diyelim. Elma soslarımız bu şekilde olacak. Güzel para ediyor. Ulan. Kabak çorbası hatta. 51 tane. Yap abi bunda. Bal kabak çorbası. 22 tane. Yap abi bunda. Bunları ben satıcıdan alıyorum. Çorba yapıp satıyoruz abi. Daha fazla para kazanıyoruz. Bu bayağı mantıklı bir şey. 47 tane. Toplam üründen aldığım 500 bin arası bir şey. Onun için bunları sattığımda dünya para kazanacağım. Tanesi ne ediyor bilmiyorum şu an için. Açlık durumumuz gayet iyi. Uykumuz 42'de. Abi uyusak mı acaba ya? Dışarı çık deme şimdi biraz. Yapmayalım. Akşam oldu, karanlık. Aç gülüm bir yarımlık. İdlemişsin tekrar. Güçlüyü siliyorsun diyor. Tabii ki güçlüyü sileceğiz. Konuşamıyorum bile. Şimdi arılar bal yapmış mı? Nasıl arı almadım ben buraya? Ben tarifleyeyim. Bilmiyorum ben. Pardon. Kapat abi kapımızı. Nasıl? Ha, bal topla diyor. E ile bakıyoruz. Bir kanat balmış. Sen? Abi versen oğlum. Lö. Artı 35 beslenmeymiş. Neyse geçelim. Diğer arılarımıza bakalım. Onlar da vardı birer ikişer tane bir şeyler. Sağ tuş bastığınız zaman her şeyi size gösteriyorsun kendisi oyunu otomatik olarak.
Abi bunda bal olduğu nasıl belli oluyor? Belli olmuyor. Bunlarda yok. Enteresan. Tarlamıza adam ekti güzel. Tamam, güzel. Tarlamıza atıp büyümesini bekleyeceğiz. Doğru tarlama burası. Bir olması gerekiyor. Tarla kanola ekiliyor bu arada. Ekili kanola hasat için sıvı bir hasat edilmiş %1. Geç onu işçi tutarla sunuk. Tamam. Sadece buraya gübre atacağız. Gübre makinesi almak vardı. Onu gübre yapacağız. Ya bizim bir aramız daha var yanlış hatırlamıyorsam. O tarla sunmuş mu adam? Hala. Bir de bir aramız daha var dedim. Şurada olması lazım. Evet. Bal yok mu size? Nasıl yok? Harbiden yok lan bal bunlarda. Demek ki herhalde bal vermiyor. Yukarıda her şeyi gösteriyor. Sağ tuş bastığımızda biz önce araca binelim. Yeni görev teslim et, domatesmiş. Yok şu an domatesle uğraşmak istemiyorum ya ben. Aracıma bineyim ben. Tamam. Şimdi bize hayvan alabileceğimiz bir yer lazımız abi, satıcılardan. Değirmen. Yok, bir şey satmak istemiyorum şu an. Silo ile işimiz yok. Bize hayvan satıcısı lazım. Sera. Durak, sattık silo. Bayan var. Dinlenme yeri, kafi. Hayvan yeri nerede bu oyunda? Yapı malzemesi satın alabilirsin diyor. Şuradanmış. Allah Allah. Kendimize bir araştırma sonu geçelim. Gaz istasyonu. Bilse. Abi hayvanlar nereden alıyoruz? Ben onu bilmiyorum bak şu an. Ciddi ciddi tavuk almamız lazım bizim. Geçen bölümde arı yaptık da. Bilse burada varmış. Dinlen diyor. Gaz. Neyse biz gidelim önce bir. Şu yukarı doğru gidelim. Buna gidelim. Hatta bundan hiç gitmeyelim. Aracımızın mazotu yanmasın. Topluluk neredeyse otobüsle otobüs olarak gidelim. Şurada çok var mesela. Şuraya ekmek istiyorum ben. Şart yerim burayı. Hadi bakalım götür beni anında buraya. Gidelim ürünlerimizi satalım. Çünkü paramız bayağı olacak. Şu an 10.900 paramız var. Gene de böyle insanlar burada oluyor. Bunlara bu şekilde ticaret yapıyorsun. Yok geç görüşürüz abi. En çok da şunu satabilirsiniz. Bu karı her şeyi arıyor. Merhaba karı diyor. Günaydın diyor. Nasılsın iyi misin diyor falan filan. Takas ister misin diyor. Yes diyor da. Tabii diyor isterim diyor. Sen bana ne bilirsen ver diyor. Ben alırım diyor. Kesinlikle çok mantıklı bir insansın diyor. Çikolata ve süt varmış. Süt istemiyorum. Bak. Birim fiyat 7.41. 6.35. 14. Biz balla yemek yapacağımız için bunu daha pahalı satacağız. O olmaz. Bu arada bal gerçekten pahalıymış. 5.65 ve 6.35. Sat. 50 tane. 51 tane. 324 euro. Bal kabağı. Sat abi şimdi yok. Süt. Sattı bile. Elmayı 50 tanesini sat abi. Hatta bir 20-23 daha sat. 90 tanesi yeter. Toplamda 12 bin paramız oldu. Yeterli mi? Yeterli. Süt. 9.52 alabiliyormuşuz buradan da. Pahalı anasını. Merhaba amcam umarım. Beni hiç kimseye uğraşamıyorum. Ha. Hey dostum, merhabalar. Takas yapmak ister misin? Tabii ki de, yes tabii. 4.45. Siz 4 atıyorsunuz. Biraz pahalı istiyor ama. Siz inanalım hepsini ya, değil mi? Al hepsini, tamam. Pişmiş almıyoruz abi. Pişmişler kalsın. Sen... Yok, gene iyi bak.
Sen önce Moğol'un. Bunu sen alalım. Mike. Evet, havan güzel. Seni sevdim ben. Merhaba abla. Da var bir şeyler. Taksi sanıyor. Anladım. Tamam. Şimdiler görüşürük. Başka bir şey kalmadı abi burada. Buradan gidebiliriz artık. Orası boş zaten. Şuradan. Aslında buraya mı geldik biz? Bizim çiftimiz burada. Otobüsüne gidelim. Otobüs bu arada 2 dolar mı? Ne kesiyorlar abi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 4.40 almıştık değil mi biz onu? Evet 4.40'tı. Şu adama satabiliyor muyuz? Burada marketçi var bir tane. Acaba buradan alabiliyoruz muyuz tavuk? Merhaba. Mesela drone falan var bu arada bunda. Çok iyi onlar. Bak 2.97. Al sat yaparsan her türlü zarardasın abi. Elma mesela bak. Fiyat farkı dünya kadar abi. Dünya. Irmık. Benim toprağı işlemiş başka toprağı çevirmiş diyor. Yok ya. Ben bundan ulaşamam ama böyle bir durum var. Gül tohumu alabiliriz mesela. Bunlarla tarla yapıp kendimize gül tohumu yapabiliriz. Ama bana şey lazım. Hayvan lazım. Ben hayvanları bulmam lazım. Mesela ben niye tavuk alamıyorum hiç? Tavuklar nerede satılıyor? Elim oysa bir yeşil demre. Bal var mı? Hiç şu tane kapı olmuş olsaydı. Girelim bakalım. 4.40'tan almıştık yanlış hatırlamıyor isem. Şuraya girelim. Elmas suyunu. Yap abi hepsini. Zaten yapması da ortalama bir 3-5 saniye bir şey sürüyor. Kabak çorbasını yapalım. 78 tane. Balgabağı, baharatlı balgabağı çorbası. Elmayı yok. Baharat kabağı 4 civarında süt. Yoğunlaştırmış. Sen de yapalım. Başka bir şey kalmıyor bir arada. Aa şey var. Yukarıda bir şey var ama. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sen de konserve üzerimizdeki ya. Tamam. Bitti mi bitti. Gidelim şimdi bir. Ha evleneceğiz. Ama evlenir bilmiyorum ama evlenmemiz lazım. Lazım. Karı bulacağız kendimize göre de. Karı bulacağız, evleneceğiz, çocuk yapacağız. Efendime söylesem dünya evine geleceğiz. Ha burada otobüse binebiliyormuşuz. Bir yiyecek yok abi. Tamam. Şimdi... 4 aldık 7 istiyoruz abi. Sat. Bunu da sat. Elmanın. 70'li sat. Tam ballı bir şey yokmuş bu arada. Bal dursun ama ya. Lezzetli ve sağlıklı bal olduğu için yenilir veya yemeklerde kullanılabilir. Bak yemeklerde kullanılabiliyormuş. O yüzden otursun. Ben bu adama bakayım neler var daha. Bu adamda bir şey var mı başka bunu bakalım bir. Nereden ağaç alabilirim geç. Nereden tohumu gibi alabilirim. Nereden mi yapma malzemesi. Balları mı satabilirim. Yapım malzemesi ne oluyor acaba? Yapıda ne var acaba? Onu merak ettim ben şimdi. Size gidin yol takip et. Gitme önce bir kamyon aldığında emin ol diyor. He. Kuzeye. Doğru giden yol takip et. Tamam da gerek yok ki ona. Yapma malzemesi dükkanı şurada bir yerdeydi. Nerede lan onun? Araç malzemesi. Tamam burada bir yerde yapma malzemesi vardır o. Ha şurası. Şuraya gidelim değil mi? Biz şu otobüsüne gidiyoruz hatta. Yıldız durağına. Gidelim abi de oraya kontrol edelim. Zaten aralarımızı koyduk. Kafamız rahat şu an. Bir de bir seyahat derim biz.
Paramız en son 11 bin dolar mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. 11 bin mi? 13 bin ne olmuştu? 12 bin, 9 bin, 11 bin, 13 olmuşuz. Tamam. Tamam, doğru gidiyoruz şu an. Yapı malzemesi dükkanı burasıymış. Biz güneş paneli alacağız. Çatıyı komple dolduracağız ve iyi para vururuz herhalde. Satın al. Çakıl. Ahşap. Plaka. Vay anasını. Metal kırmızı levha. Oo. Ya burasıymış. Bir dakika, 211 metal. Bak. Olay bu işte. Al çatı güneş paneli. Bunu kaça satabiliyoruz ama? Mobilya mağazası, yeni ev mobilya satın al, mutfak, banyo, yatak odası, tutma odası. Ha. Buradan mobilya satın alabiliyoruz. Keramik, parkeler. Tuğla alabiliyoruz. Yeni ev yapabiliyoruz demek ki. Çatı alabiliyoruz. Tuğlalar, çatılar falan filan. Çatı, izolasyonu. Şu. Güneş paneli ya. Aslında bir tane alalım bundan. Yok ya, daha sonra uğraşalım demiştim. Şimdi uğraşmam güneş paneliyle hiç. Burada ne var? Hiçbir şey yoktur. Yok da. Şu sattık mı acaba? Herhalde sattık. Satılık silahı. Enter diyelim de. Bu grubun alabileceği ücret, bu silo grubunu satın alabileceğini ücret 176 euro. Burada daha fazla tahıl depolayabileceksin diyor. Benim sıkıntı var ve burada depolamak istemiyorum. Çiftliğime götürsem daha mantıklı olmaz mı sizce de? PSC ile değil de M ile kendi aracımda direkt işinden alma abi. Görevmiş. Yeni görev mevcut. Ulaşım. Ulaşım derken. Bize hayvan gerekiyor ama. Şöyle bir durum var. Bence hayvanları almak için şu görevi yapmamız gerekiyor. Ben çiftliğime gideyim. Değil mi? Benim araçlarım ne var lan? Burada. Diğerleri pitirik değil mi? Domates teslim ediyor. Geç onu. Bir orası var, bir orası var. Şu yok. Gürbet septi makinesi. Buna gidelim. Daha mantıklı gözüküyor bana. Şu traktör abi. Yok kardeşim, sen değilsin. O sen değilsin, emin ol. Yani sana binmek istemiyorum ben. İşte var mı bir şeyler? Siz niye bal yapmadan sonra sahip? Mevsim mi değil acaba? Domatesler büyümüyor daha. Domatesler niye büyümüyor? Tarla bitmiş. Tarla bitmiş. Ekli tarlaya bak ya, bok gibi. Neyse. Şu tarla ne varmış? Saniye bir. Biz bu tarlaya bakıyoruz. Şu tarla şu an. Ne yazıyorum? Bir şey yazmıyor ki lan. Oyun şu an İngilizce mi? Oyun yarı İngilizce yarı Türkçe lan. Oğlum böyle bir şey yazmıyordu burada lan. Karnım yazıyordu. Bu. Karlı Zuhat. Kanala bu. Oyun kafayı şu an. İngilizce sardı. İngilizce mi aldı oyunu? Nasıl lan? Oğlum oyun Türkçe lan. Ne ara İngilizceye geçtik? İngilizce değil ki bu. Başka bir dil. Şu hangiliceymiş? Şu o zaman. Ne de bu? Ne diyorsun? Ay demiş geç. Anmış. Allah Allah. Şaka mı bu? Şu an bir sıkıntı var ha oyunda.
Asian. Bu ne oluyor lan? Benim hepsini düzeltmem lazım. Evet, oyunu Türkçe çevirdim bu arada. Şuymuş ya. Ben de arayıp durdum var ya, bulamadım ben. Ben hemen şey çevirmiştim oyunu. Gübre sepe makinesi alacağız bugün. İhtiyacım var mı diyor. Evet var. Olur mu diyor. Know anything about construction repairs? Yaparız. Sure. I'm quite skilled. Good to hear. All right, I'm in between travels and these buildings need a lot of work. Tamamdır, teşekkür ediyoruz. Sounds fair. Adamın evini dekor edeceğiz. Tamam, kolay. İster taptan ister mouse ile yapıyoruz. Mühendis görüşüne girdiğimiz zaman şöyle bir abi tık tık. Tamam, mühendis görüşünde burası da var. Mühendis görüşü bu arada sağ klik. Şöyle. Yap burayı da. Yap bunu da. Evet, maşallah ev bayağı bir eskimiş. Çatlaklar falan gideriyoruz abi biz de. Kapı maşallah sağlam gözüküyor. Kapının kıyıları var. Bunları düşürelim. Tamam, burası da. Dış cepheyi önce bitiriyorum. Çünkü içe gittiğim zaman dışta bir şey oluyor. İçe gidince içte bir şey çıkıyor, olmuyor. Çatı yapamıyoruz abi. Çatı eskiden olmamız gerektik. Sen mi kaldın be? Başka yoktur herhalde. Evet, bitti. Şimdi kapıyı açıp bir şey geldim. İki tarafta herhangi bir şey yok bölmede. İkinci bölmede şurada bir ufak bir kırık yeri var. Sıvanılacak. Şurası var, sıva yapılacak. Bu adam hiç tahta değil. Hepsi bazıları metal yapmış adam. Tamam, bu bölüm bitti. İkinci kata çıkalım şimdi. İkinci kat bayağı bir ölmüş. Orada hayvanlar galiba nerede olduğunu buldum gibi. Yanlış dil öğrenimdeki hayvanları öğrendim. Her bölüm yeni bir şeyle ilerleyeceğiz inşallah. Bu bölümde konumuz Ari'ydi. Ari'yi hallettik. Bal toplamayı da öğrendik. Çok kolay bir şey aslında. Bir sonraki bölüm büyük ihtimalle tavuk mevzusuna gireceğiz abi. Tavuklarımızı alacağız, çiftliğimizi koyalım. Bakalım tavukta iyi para varsa doldururuz tavuğu. Maşallah evin çatısı komple bitmiş. bir tane daha görev var, onu yapmam gerekiyor. Aslında oyunun hikayesine göre oynamak istiyorum bir yandan da. Çünkü hikayeli çiftçilik oyunu bu. O yüzden görevler bitsin, serpme göre gübre serpme vesaire. Daha sonra büyük ihtimalle tavuk görevi çıkacaktır, eminim ona. Daha sonra onu alırız biz de. Yaslanım var. Çok aldı. Başka yok. Değil mi? Satan olabilir belki bir ihtimalle. Bitti. Değil mi? Evet. Hatta burası da mı var? Abi. Dıştan başlıyoruz yine aynı şekilde. Tekerleği çevirerek abi. Bu adam gübre sepe makinesi verdiği için biraz işini yokuşa sürüyor. Bunu yanımız yaptığım şu an. Peçemesi mi oluyor bunun bu? Tamam, ne yapalım? Maşallah buralar uçmuş bir nevi ya. Daha çatı da var tabi. Yine koyacağız büyük ihtimalle çatı şu arası için. Burada yapamıyoruz onu. Şöyle de halledelim. Şurada kapı kaldı bir. Kapıyı da çakalım hızlı bir şekilde. Keşke bunları çakması için hani
Bir beceri geliştirebilsek, daha hızlı yapabilsek mesela. Hepsi sürekli aynı şeyleri yapmasak. Değil mi? Daha güzel olurdu aslında o zaman ama... Yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle yaparlar ileride. Diye düşünüyorum. Tamam. Seni bilelim artık. Oo. Resmen içeri komple baştan ördük. Tamam, o bitti. Dışarı yaparız onu dışarıdan. Daha şurası var. Köşe var. Geç köşeyi tek yaptığımı 3 üçümeden onlar herhalde. Yaptım ya, şu üçümeden gidecek buradan. 4 hatta. Daha sonra şunu yaptığımız zaman ve şunu yaptığımız zaman iş bitiyor. O yüzden 4 tane tahta büyük ihtimalle. 4 çift çakıyorum. Bitti mi içerisi? Bir dışarısı kaldı değil mi? Evet. Peki buradan halletme şansımız yüzde kaç? Sıfır mı? Bence iyiymiş, yap. Diğer tarafı deneyeceğiz. Boşa eski robotlarla ulaşmayalım çünkü. Bu hızı az yüksek değil. Şu nasıl peki? Yaparız diye düşünüyorum ama ya olmaz. Vuralım iskele ya. İskeleden zarar gelmez bize. Yok olmaz abi. Dur. Tamam. İskeleyi yine kaldırırken yine elimize iskele almamız gerekiyormuş. Bunu çok geç öğrendim. Elime iskele aldım. E'ye basıyorum, kaldırıyor aldım. Nasıl 3 ağır bir de mi yapacağım ben? Hayda. Adam, sen işin bokunu çıkardın adam. Ne oğlum, komple ağır mı yaptırıyorsun bana? Depoyu da biz yapalım. Oh. Karında olayım mı istesen? Ne diyorsun adam? Adam bizim içimizden geçti resmen. İş olarak. Altta da kırık var tabi. Yani bu adam bize kazık attı gibi hissettim. Az bir şey sanki kazık attı ya. Çok çalıştık. Bu yakın zamanda zengin olurum büyük ihtimalle. Şütürasyonu aldığım zaman ekmediğim tarla kalmayacak. Hepsini ben ekeceğim. Tamam. Tamam. Tamam derken şuraları kapatalım bizi. Hatta var değil mi daha? Hadi istemiyor musun? Ha, burası var, sonra çatı var. Olur mu lan? Aha bitti lan. Vallahi bitti görev. Ama oğlum. Yeni gibi ol diyor. İyi sağlam görünüyor. Al, right service senin diyor. Tabii teşekkürler. Bizim son model arabamızla traktörümüze sefici alacağız. Bizim çiftimize de şimdi. Sıvı gübre sepet makinesi ve sosyal puan 100 türler. Şuraya gideceğiz abi. 1328 geometre. Sıvı gübresi boş değil mi bunun? Boş. Şimdi bunu doldurmamız lazım daha. Doldurma için de buydu. Sıvı gübresi varmış gibi görünüyor. Evet, buna gideceğiz abi. Oyunda durum biraz böyle değişiyor.
Düşenleri koydum. Tamam, oradaymış. Oyunda durum tam olarak şu. Birinden makine alırsanız diğerinden görev yapıp gübre almanız gerekiyor. Gübreyi doldurup sallayı gübreleyeceğiz. Ne oldu saygılar? Beni görünce yolda duruyorlar. Beni geçince anlıyorlar. Adamsınız lan siz. Ya çiftçiye verilen değer. Çapraz geçme ihtimaliniz var mı bilmiyorum da yol düz abi. En mantıklı düz yol gitmek. Tek sıkıntı ne? İşte böyle 20-30, 20-30, 30 değil. 20-25 arası gidip geliyoruz. Hayır, 25 diyor, 23 arası. İstikamet Nevfields. Evet, şehirler ve bölgeler olduğu için değişiyor olay. Bizim hafiften karşıya geçmemiz lazım artık. Ha, şu yoldan ayrılabiliriz. Yanlış mı diyoruz? Yol dümdüz değil miydi? He, bu ana yol. Haliye geçmemiz lazım. Şu karşıya gideceğiz büyük ihtimal. Evet, onun da bir serası gibi bir şey var sanki, onu tamamlamamız gerekiyor. Ahırı var, yıkık, tam buradan belli oluyor. Adamlar bizim içimizden geçecek. Biz kendimize bir kar bulmamız lazım. Zengin bir kar var, değil mi çekeceğim? Artık bu karı ayarlayacağız. Yapacak bir şey yok. Zamanındaydı yine hurmala, şimdi yavrum tırmala. Oyunda çok merak ettiğim hayvanlar, tavuklar, bunlar çok merak ediyorum ben. Merhaba karı. Şimdi solda bir görev çıkacak. Tabi güresi varmış diyecek, görevi var diyecek, bir alt sitesini diyecek, bir şeyler diyecek. Evet, serayı tamamlayacak, bir de deposunu tamamlayacak. Belli oldu. Merhaba yakışıklı, ben Lydia. Seni gördüm, seni... Merhaba Lydia, sadece yardıma ihtiyacın var mı diye merak ediyorum. Sarıyorum. Şey, madem sordun, evet yardıma ihtiyacın var ama korkarak bunu yapmasın diyor. Ne demek olmalı? Ne olursa, evet yaparız bir şeyi. Nasıl lan? Bir var yani, demek istediğin... Nasıl lan? Küçük bir akşamı çok tatlı. Ama bunu kendim yapmakta utanıyorum. Ne alak oğlum, ben kubbe almaya geldim buraya lan. Valla iş gidiyor iyice. Aşağı yol üzerinde yaşıyor, güzelim, kaçırma imkansız. Kutu makinemiz vardı karı. Bu adam nerede? Bil bil. Ha, ha burada ha. Allah sen belanı verir. Bilbil ne olacak? Oturup sıra var burada. Tamam. Size yakın oturup sıra var mı? Sıkıntı olmasın. Var şurası. Aa, bu da gübre. O zaman şöyle yapacağız. Bunu traktörü ne götüreceğim ben? Ya da oturup sıra gitsem olmaz. Traktörü tekrar gelmem gerekiyor benim buraya. Nasıl yapacağız bunu? O da gübre makinesi, gübre değilmiş ki ya. Yol üstü uğrayamaz mıyız bu adama? Uğrarız. Yol üstü o adama uğrayacağım.
Oradan çiftliğe geçeceğim. Bunu bırakacağız. Bundan geri bunu alacağız. Çiftliğe götüreceğiz. En mantıklısı bu. Çünkü çiftliğin arasında farkı yok ki. Williams. Sosyal bu lan. Bir pezevenklik yapmadan kaldı. Oyunda onu yapıyoruz. Geçi bu başka bir şey de. Ama andırıyor değil mi? Atarım çıkmıyordu rampa ya. Oyunda kariye adam ayarlıyor. Oyundan çıktı şu an. Bu saatten sonra ben karışmam abi olaylara. Tamamen herkesin kendi yapabileceği bileceği iş. Sadece işimizi yaparız, ekmeğimizi alırız. Geliyorlar ya, para için ne yaparsın? Daha ne yapayım? Kariye adam ayarlıyoruz. Vay 25, 27, 28 yaptık lan. Traktör ömrünün şokunu yaşadı şu an. Ben oraya bir gideyim abi. En sonunda geldik. Güzel evmiş. Bakalım ne kadar güzelmiş ya. Yolumda hangisi o adam? Merhaba, yardım edebilir miyim? Hey, ben sadece geçiyordum. Lidya adında bir hanımefendiyi tanıyor musun diyor. Evet, tanıyorum. Büyük ihtimalle. Ama utangaç, onunla konuşmaya çalışıyorum. Benden kaçınıyor gibi görünüyor, yazık diyor. Evet, güzel. But I was thinking, trust me on this one. Serious. All right. This sounds great. What the heck? I will. Good luck. See you around. Sure. Thanks. Yani resmen var. Hi there. Oh, it's no. Thanks. Gel oğlum gel. Allah razı olsun. Ben zaten koşuyup gençler ben gidiyorum. Şöyle bir şey yapacağız. Buradan buraya gideceğiz. Domatesi. Anamın domatesini arasını. Var mı domates? Yok. Kapus değil mi diyeyim. Kapus değil. Ben çiftliğiyle 1000 km buradan gideceğiz. Daha sonra Leyden'in yanına gideceğiz. Traktörle o ekipmanı alacağız. Geleceğiz. Şimdi geldik. Şimdi öncelikle traktör benim bir benzin almam lazım. Traktörün benzin yok bu arada. Yolcusu katın çiftliği %6 kalmış. %5 hatta. Ekipmanı bir yere sal. Benzin nerede? Olmasın. Burası, burası mı oluyor? Burası ilaç küpe yeri. Burası. Tamam. Ben ilk defa benzin alacağım bu arada. Enter. Jacket tank diyor. Hani yap. Tamam. Araç ama diyor geç. Yenileri boya. Yok lan ne boya var. Tamam bitti mi? Şimdi 9'un yanına gideceğiz yine değil mi biz? Uğraştığımız işlere bak Allah'ım yarabbim. Çiftçi mi pezevenk mi belli değil lan. Vallahi var ya. Neyse dur. Kallaya bari işçi aldıysam ona. Bektirek mi bari? Dur. Götürdük. Fotoğraf da ona. Bu kanola 0 bir müşteri. İkili.
Arpa düz. Geçenin denilmiş, işlenmiş, tamam. Görünmüş. Oğlum bu şey manyak herif ya. Şundan. kanola. Bunu da eksin o. Zaten düzgün gidelim. Ya ben tanıtırım niye kaybediyorum ki? Burada bir geç. Şimdi traktör gelip onu ekecek büyük ihtimalle. Bazı yerler ekmiyor ama yapacak hiçbir şey yok. Çünkü ekipmanımız küçük. Küçük ekipmanlar bu traktörle çok zor oluyor abi geçten. Biz şu karnın yanına gidelim. Bütün makinesini alalım da artık kafamız rahatlasın be abi. Şuna bak yarısı sürülmüş. Karıya geldik, karı bakalım sevinecek mi sevinmeyecek onu çok merak ediyorum ben. Çok mutluyum, başka bir şey düşünemiyorum diyor. O da mı? Gurur duyabilirsin ya. Yok şimdi değil. Bana ne arkadaş, ben küpre malı giderim ya, umurumda değil ya. Fazla bastım var değil mi seyirler. Şimdi çiftimizi gireceğiz abi. Koyacağız gübre sepet makinemizi. Diğeri bulamaç makinesi büyük ihtimal ya. Hayvanların bulamaçını taşımak için. Yeni bir görev yok şu an için. Şurada mı? Ha bizmişiz lan. Tarlayı sür. Yok arkadaşım ben tarlamana süremem. Ben kendi tarlamı süremiyorum. Ben görev yapacağım şu an sadece. Evet dostlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben bunu tipliğe bırakırım. Video burada biter. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde inşallah tavuk alacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.